Sinelenseler gerçekten güzel ve imkanınız varsa kesinlikle deneyin derim yani bunu bir tadın. Peki bu sene lens bizlere neler sunuyor? Şimdi hepsini anlatacağım. Herkese selamlar, hoş geldiniz. Video kalitesini biraz daha arttırmak isteyenler için aslında rakiplerine kıyasla da rekabetçi bir fiyata sinematik yetenek ve ultra HD çözünürlük sunan Ayrix Cine 30 mm T1.5 lensi bu videoda detaylı bir şekilde inceliyoruz. Lens üreticisi Ayrix 15 mm T2.6 ve de 45 mm T1.5 sinema lensleri arasındaki boşluğu orta genişlikteki bu 30 mm T1.5 ile doldurdu. Peki bu lens kimler için iyi? Sunukları neler? Gelin hep birlikte görelim. Sürekli bir T lafını duydunuz. Aslında sinema lenslerinde F yani bu diyaframı gösteren F yok onun yerine T var. T de zaten sinema lenslerindeki diyaframı gösteriyor. O halde detaylarda neler gizli? Her zaman olduğu gibi desteklerinizle de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmak için detaylara hemen geçelim. <laughs> Sine 30 milim T1.5 üreticiden rekabetçi bir fiyata yüksek performansından sinema lensleri yelpazesine en son eklemesi. Neden rekabetçi diyorum? Çünkü bu lens işte Shein, Canon, Pictor gibi rakiplerine kıyasla yurt dışında daha uygun fiyata satılıyor ve performansı gerçekten çok iyi. Videonun başında da belirttiğim bu lensi Alexin kendi sitesinden satın alabiliyorsunuz. Hani serideki 5. lens olsa da aslında bu en kullanışlı lenslerden biri olabilir. Bu lens Ayrex'in 11 milim T4.3, 15 milim T2.6, 45 milim t 1 5 ve de 150 milim T3.0 lenslerinin tam ortasında yer alıyor. Belgesel çekimleri, haber, röportaj bu tarz incelemeler ve tabii ki de bir rol gibi çekimler için çok yönlü olan 30 milim odak uzaklığı sizlere sunabiliyor. Gerçekten güzel bir odak uzaklığı var burada. Bununla birlikte odak uzaklığı kadar kullanışlı olan diğer önemli özelliği T1.5 diyafram açıklığı. Mükemmel düşük ışık, ışık performans sunuyor sizlere çünkü. Bu arada konu ayrımı ve alan derinliği konusunda da Airex'in 45 milim lensle de eşleşiyor. Sinematografi merakları için şunu da belirteyim sektördeki en popüler yuvalarla yani balans sistemleriyle uyumlu bu lens şöyle ki Canon RF, işte Canon EF, Fuji X, Sony E, işte Nikon Z, Leica L, Olympus, Panasonic MFT ve RPL sistemlerle uyumlu. O halde bu lens gerçek hayatta nasıl performans gösteriyor? Şimdi gelin yakından bakalım. Temel detaylardan başlamak istiyorum. Yani ilk başta bu cihaz yani bu lens hangi özelliklerle dolu? Ayrıksine 30 mm T1.5 asferik lens, ultra düşük dağılımlı cam elementler, bir çift yüksek yansıtma elemanı da dahil hem 8K hem de ultra HD sinema kameraları için tasarlanmış full frame bir sinema lensi aslında. Irex optik tasarımın yalnızca %0.95 bozulma ürettiğini ve her şeyi olabildiğince kompakt tuttuğunu iddia ediyor. Ki bunda da haklılar, yani hak veriyorum. Yine de 1.2 kilogramlık hafif bir ağırlığa sahip denebilir. Sinema lensleri için aslında bu ağırlıkta ideal onu da söyleyeyim. Kabaca serideki diğer lenslerle aynı çizgide bir lens üretilmiş. 30 milimlik lens diğer lenslerin kullandığı aksesuarlar için 86 milim filtre boyutuna ve 95 mm de ön çapa sahip. Objektifin yaklaşık 180 derecelik bir odak açısı var. Aslında bu kalınlıktaki bir objektif için bu oldukça dikkate değer bir oran. Oda kalkası dirençli yani onu manuel olarak döndürmeye çalıştığımda keşfettiğim şey halkanın hemen önündeki parçanın tasarımı ve halkanın dar yapısı onu manuel olarak döndürmeyi biraz zorlaştırıyor. Burada follow focus kullanmak işinizi epey kolaylaştırabilir. Ben follow focus alacaktım ama yetiştiremedim açıkçası. Hani sipariş verdim gelmedi. O yüzden follow focus olmadan deneyimleyebildim bu lensi. Aslında bu da bu lensin yalnızca takip odaklı çalışma için tasarlandı ve onu bu şekilde kullanmanız gerektiği anlamına geliyor. Diğer ayrı sine lensler gibi bu da standart dişlerle geliyor. Bu lensin şık görünmesini ve sinelens lens hissini korurken aynı zamanda takip odağınızı istediğiniz yere konumlandırmanızı olanak tanıyor. Yine Airex'in sine serisinin geri kalanında olduğu gibi Parasole ve Airex H filtreleri gibi aksesuarların hızlı bir şekilde eklenmesini, çıkarılmasını veya birleştirilmesini sağlayan Airex'in manyetik montaj sistemine de sahip bu lens. Tasarımdan devam edecek olursam şimdi Airex'ine 30 mm bir sinema lensi ve T1.5 diyaframa sahip olmasına rağmen şaşırtıcı derecede küçük ve hafif. Yaklaşık 10 santim genişliğinde ve 14 santim uzunluğunda. Tabii bu boyut montaj sistemine göre de değişiyor yani. Sitesinden bir kontrol edin arkadaşlar. Benim test ettiğim Sony E-mount versiyonu. O da zaten 1191 gram ağırlığında. Aslında alüminyum ve magnezyum alışımlı yapı bunu burada mümkün kılıyor. Yani hafifliğini mümkün kılıyor. Lensin üzerinde 2 adet halka var. Kameraya yakın olan diyafram halkası merceğin önüne daha yakın olan ise odak halkası. Her iki halkada 0.8 milim dişlilere sahip. Oda kalkası pürüzsüz, iyi sönümlü ve hassas bir şekilde ayarlanmış 180 derecelik dönüş açısına sahip ki daha önce belirtmiştim. 1.5 diyafram açıklığında çekim yaparken ince odaklanmayı sürdürürken hani bir makro lensle aynı türde kontrole sahip olmak burada inanılmaz derecede değerli ve de hoşuma gitti. İşte bunu burada deneyimleyebiliyorsunuz aslında. Bu arada diğer sine lenslerde olduğu gibi bu lens de tamamen manuel yani üzerinde herhangi bir düğme veya anahtar yok. Her şeyi manuel yapmanız gerekiyor. Destek ayağı hani tripodlar, rigler ve odak sistemleri yani follow fokuslar için montaj noktası sizlere sağlıyor. Bu destek ayağını kurulumunuza bağlı olarak hani lensin altına veya üstüne takabilirsiniz. Lens farklı hava koşullarına da dayanıklı Sony a 7 ve a 4 gibi dayanıklı bir gövdeyle birlikte kullanıldığında farklı hava koşullarına çekim yapmak için fabişlemez bir araç haline geliyor. Ben hafif çiseleyen yağmur altında da hani bu lense çekimler yaptım ve sorun yaşamadım onu belirteyim. Sizin de gördüğünüz gibi lensin dıştan görünümü çok güzel yani bayağı güzel sine lens olduğunu belli ediyor. İster kafes ve elcikle tamamlanmış iyi bir setup'ın parçası olarak İsterseniz de onu sadece elde tutarak kullanın veya çalıştırın. Uzaktan muhteşem duruyor. Lensin ele oturması da güzel. Hem diyaframı hem de netliği tek elle kontrol edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi follow focus varsa e, işler çok daha kolay hale geliyor. Mesafe işaretleri ve T durakları zorlu ışıkta çekim yaparken dese yardımcı olması adına makine üzerine lazerle kazınmış ve UV reaktif boya ile de tamamlanmış. Ayrı 45mm T1.5'teki lens kapağından sonra buradaki kapak da yeniden tasarlanmış. Yani bombeli bir kapak yok burada diğerlerinde öyle. Çantanızdan bir bakışta çıkarabilmeniz için... ...kapak üzerinde odak uzaklığı net bir şekilde yazılmış. Bu sayede hani hangi lens hangi odak uzaklığına sahip... ...işte ne lens olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda lensi düz bir yere oturtabilmeniz için... ...artık kapağın üst kısmı da tamamen düz. Şimdi gelelim asıl performans konusuna. Şöyle ki performans konusunda yaklaşık bir aydır... ...iRX'i, 31mm T1.5'i çekimlerimde kullandım... ...ve kullanmaya da devam ediyorum. Ancak şu ana kadar performansla ilgili... ...hani bir sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Açık Acaba bunu net söyleyebilirim. iRX ile 1.5 diyafram diyaframa Ile çekim yaparken sonuçların en iyi durumda olduğunu görebilirsiniz. Bununla birlikte lens şüphesiz T2 ile T8 arası en yüksek keskinliğe ulaşıyor. Ancak 8K'da çekim yaparken keskinlik her aralıkta eşit görünüyor. Yani hiçbir problem yok. Bu dediğim 4K için de geçerli. Şöyle örnek vereyim. Hani Sony a 7 4 ile 4K'da diyafram 1.5'teyken yaptığım çekimlerin içinden fotoğraf kareleri aldığımda bunların bile yeterince keskin olduğunu söyleyebilirim. Yani görüyorsunuz zaten size şu an ekranda. Çerçevenin merkezine baktığınızda diyafram T2'deyken çok daha fazla kontrastla önemli ölçüde iyileşen bir miktar yumuşaklık görebilirsiniz. Ufak distortion'lar yani bozulmalar veya odaklanma gibi sorunlar burada gerçekten inanılmaz derecede iyi kontrol ediliyor. Lens odak solunumunun T1.5'ten T16'ya kadar nasıl değiştiğini şu an ekranda da görebilirsiniz aslında. Burada dakikada bir nefes alıp verme gözlemleniyor ki aslında bu çok az demek yani hafif e, seyreltide gidiyor bu. Lensin görsel özellikleri gerçekten çok hoş. Bokeh biraz gürültülü olabilir ancak lens genellikle arka planı rüya gibi flu hale getirebiliyor. Bokeh konusunda T2 ve ötesine geçtiğinizde diyafram bıçaklarının şeklini fark etmeye başlıyorsunuz. Yani bu biraz kendini belli ediyor. Daha da ilginç olan ışık halkaları oldukça hızlı bir şekilde küçülüyor. Buradaki lens aslında kendisinden daha pahalı sinema lenslerini anımsatan birçok sinematik yeteneğe sahip. Çerçevenin ortasındaki netlik T2'den T8'e kadar mükemmel. Merkezden uzaklaştığınızda görüntü kalitesi kısa sürede yumuşuyor. Yani hafifleşiyor ancak bu gerçek dünya çekiminde çok fark edilmiyor. Göze çarpan şey ise aslında T1.5'te tamamen açık olan zayıf merkez keskinliği. Renk sapması ise yalnızca çerçevenin köşelerinde ve T2.8'den daha dar diyafram açıklığında görülüyor arkadaşlar. O halde sonuca bağlayacak olursam Airex yine 30 mm T1.5 hem performans açısından yetenekli hem de fiyat açısından rekabetçi olan müthiş bir sinema lensi olmuş. Düşük ışıktaki çekimler ve arka plan bulanıklığı için harika bir keskinlik, hava koşullarına dayanıklı olması, iyi kontrolü, distorsiyon ve odak sonlamı ve de imrenilecek 1.5 diyafram açıklığı sunan bu lens birinci sınıf sinema lenslerinin gücünü size sunabiliyor. Wide open yani geniş açık çekimlerde Burada iyi aslında. Vaytop'un çekim yapmak şu arkadaşlar, aslında lensinizin en küçük diyafram değerine ayarlanması anlamına geliyor. Bu fotoğraf makinesinin mümkün olan en fazla miktarda ışık girmesini sağlıyor. Bunu yaptığımda da sonuçlar gayet başarılıydı. Net ve ayrıntılı çekimler için yeterince keskin sonuçlar verebiliyor bu sayede cihaz ve ürettiği bokehlerde son derece başarılı. Ben gerçekten bu lensi beğendim arkadaşlar. İmkanınız varsa siz de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Sizler elimden geldiğince Airex'in bu sinelensini 30 mm Remix lensini anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değilmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt taraf yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmak için görüşmek üzere. Bay bay. Güzel lens. Bence imkanınız varsa yine söylüyorum. Değerlendirin. şunu da sorabilirsiniz. Evet Türkiye'de bu cihaz satılmıyor. Yurt dışından satın alabiliyorsunuz. Yurt dışındaki fiyatını da Türk lirasına çevirdiğinizde aslında Türkiye'deki fiyatlara göre çok astronomik bir rakam çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü bunun muadili lensler çok daha pahalıya satılabiliyor Türkiye'de. Dediğim gibi imkanınız varsa yurt dışından değerlendirebilirsiniz bu lensi. Görüşmek üzere. Bay bay.